Herkese merhabalar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ehliyet alıyorum. Nedim Şeker Akademi Eğitim Merkezi Ehliyet SRC Özel Güvenlik Eğitim kanalına hoş geldiniz. Ehliyet sınav sorularını değerlendirmeye devam ediyoruz. Daha önce atmış olduğum tüm konu ve soruları çözerek sınavlarınızda yüksek notlar alabilirsiniz. Instagram Nedim Şeker Akademi'den bizleri takip edin. TikTok Nedim Şeker Akademi'den hesabından bizleri takip ederek ehliyette çıkacak tüm soruları çözerek başarılı olabilirsiniz. Birinci sorudan başlıyoruz. Başarılar diliyorum. Seyir halindeyken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması derhal durmayı gerektirmez? Tabii konuyu anlatırken bunu defalarca söyledik arkadaşlar. Hararet, yağ ve şarj lambası yandığında derhal duruyorduk ama akaryakıt değil mi? Yakıt göstergesi yandığında aracı durdurmaya gerek yoktu. Ceyhan seçeneğidir. Doğru cevap arkadaşlar. Hemen ikiye geçelim. Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre yolu kullanmak sırasındaki önceliğine ne ad verilir? Geçiş hakkı, geçiş üstünlüğü, yaya geçidi, okul geçidi. Tabii ki dikkat ederseniz burada yaya ve araç kullananlara göre yolu kullanma nedir? Yaya geçit hakkıdır değil mi arkadaşlar? Geçit hakkıdır. Cevap, ikinci sorumuzun cevabı Adana seçeneğidir. Üçüncü soru çok önemli sorular arasında söyleyelim size. Şekle göre hangi numaralı araçların bulundukları şehri sürekli olarak işgal etmeleri yasaktır? Bakın. Arkadaşlar konuları anlatırken hep söylüyorum, söylemeye devam ediyorum. Bakın. Çok şeritli karayollarında sağ şeritler, bakın buradaki 4 numara ve karşıdaki 1 nolu araçlar yolcu ve yük taşıyan araçlar için geçerliydi. Sol şeritler ise geçiş üstünlüğüne sahip araçlar için geçerliydi. Yani bize sorulan soru şu. Sürekli olarak işgal etmeleri yasaktır. Sol şeritleri sürekli olarak işgal etmek yasaktır. Tabii ki 2 numara ve 3 nolu aracın bulunduğu Bursa seçeneğidir. Doğru cevap. Hemen geçelim. Dördüncü soru, karayollar trafik yönetmenliğine göre gerekli hallerde kamyon ve kamyonet, romak ve yarı romaklarda yolcu taşınabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu araçlarla yolcu taşınabilmesi için yerine getirilmesi gereken araçlardan biri değildir? A. Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması. B. Yolcuların kasa içinde ayrılacak bir yerde oturtulması. C. Kasa kapaklarının 70 santim yüksekliğinde olması. D. Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması. Tabii ki burada dikkat edin arkadaşlar. Yine romoklarda kasa kapakları 90 santim olması gerekiyor. Bakın burada 70 santim verilmiş. 70 santime dikkat edin. Cevabımız tabii ki Ceyhan seçeneğidir. Dördüncü soru. Hemen 5'e bakalım. 5. sorumuz şöyle. Aşağıdakilerden hangisi park etmede alınacak tedbirlerden biri değildir? Park etmede. Eğimli yollarda otobüslerin her iki arka tekerleklerine takoz konulması, eğimli yollarda ön tekerleklerin sağa çevrilmesi, el freniyle tespit edilmesi, aracın terk edilmesi halinde camların açık bırakılması. Dikkat edin arkadaşlar. Park etmede alınacak tedbirlerden biri değildir. Dediğinde aracınızı park ettiğiniz zaman kesinlikle aracın camlarını açık bırakmamanız söz konusudur değil mi? Yani cevap burada Denizli seçeneğidir. Hemen geçtik 6'ya. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının en önemli sebebidir? Sürücülerin kurallara uymaması, yolların bakımsız olması, trafik görevlisi sayısının yetersiz olması, uyarı işaretlerinin yetersiz olması. Sürücülerin kurallara uymaması trafik kazalarının en büyük neyidir arkadaşlar? Unsurudur. Değil mi? Yollarda seyir halinde gittiğinizde mutlaka yoldaki azami hız sınırlarına ne yapalım arkadaşlar? Uyarak devam edelim. Cevap burada Adana seçeneğidir dedik.
Hemen geçtik. Yedinci sorumuz. Verilenlerden hangisi araç hızının gerekli şartlara uygunluğunu sağlamak için yapılması gerekenlerdendir? A. Yüklemede gabarinin üzerine çıkılması. B. Dönemeçlere girerken hızın artırılması. C. Tepe üstlerine yaklaşırken hızın azaltılması. D. Diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde yavaş sürülmesi. Burada da dikkat edersek arkadaşlar, araç hızının gerekli şartlara uygunluğunu sağlamak için yapılması gerekenlerden de tepe üstlerine yaklaşırken hız ne yapılması gerekiyor? Azaltılması gerekiyor. Burada cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Tepe üstleri ile ilgili size bir bilgi daha aktarayım arkadaşlar. Tepe üstlerinde eğer bir kaza söz konusu ise bakın size reflektörümüzü aracımızın olduğu nokta bir numara. Reflektörümüzü bakın 30 metreye sayacağız. Şurada 2 diyeyim buraya. 30 metre sayıp reflektörümüzü koyuyoruz. Birinci reflektörümüzü. İkinci reflektörümüzü de yine sayıyoruz. Üçüncü bulunan reflektörün olduğu yere de 150 metreye sayacağız. Bakın. 150 metreye ikinci reflektörümüzü koyacağız ki başka kazaya sebep olmayalım. Evet arkadaşlar burası da çok önemliydi. Hemen geçtik 8'e. Verilenlerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur? Bakın zorunludur. Yağ değişim kartı, araç tescil belgesi, kasko poliçesi, periyodik bakım kartı. Evet arkadaşlar burada tabii ki araç tescil belgesi yani ruhsatın araçta mutlaka olması gerekiyor. Bursa seçeneği doğru cevap. 9. Aksine bir işaret bulunmadıkça otoyolda minibüs ve otobüsler için azami hız sınırlaması kaçtır arkadaşlar? Burada bakın 90 evet Adana seçeneği 100, 90, 80 ve 110 şeklinde verilmiş. Burada otoyolda minibüsler ve otobüsler azami hız sınırlaması arkadaşlar daha önce de derste defalarca söyledik 100'dür. Yerleşim yerleri içerisinde diğerini de hatırlatayım sizlere. Otobüsler, minibüsler. Bakın otobüsler, minibüsler, otomobiller, kamyonetler, panelvanlar, çekiciler yani tırlar, motosikletlerin hız sınırı yerleşim yerleri içerisinde 50'dir arkadaşlar. Yerleşim yerleri dışında, bakın yerleşim yerleri dışında otobüsün ve minibüsün hız sınırı 80'dir. Bir de arkadaşlar minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyon çekici yine çift yönlü karayollarında yerleşim yerleri dışında 80 ile gitmesi gerekiyor. Motosiklet de dahildir. Bir de bölünmüş karayolu bakın bölünmüş karayollarındaki hızlarından da bahsedeyim size. Yine otobüslerin, minibüslerin ve motosikletlerin yerleşim yerleri bölünmüş karayolu pardon bölünmüş karayolundaki hızı bakın 90'dır. Bilginiz olsun. Buradan da sınavda soru gelebilir. Hemen geçtik arkadaşlar. Bu bilgiyi aktardıktan sonra 100 dedik ve geçtik 9. sorumuza. 13 sorumuz animasyonlu bir sınav sorusu. Arkasından itfaiye aracının geldiğini gören, acil durum sirenini duyan araç sürücüsü ne yapmalıdır? Şimdi itfaiye aracının geldiğini gören, acil durum sirenini duyan bir araç. Hemen arkadaşlar animasyonumuzu izlerken ben de cevapları okuyayım sizlere. İtfaiyenin geldiğini gördünüz. Siz ne yapmanız gerekiyor? Uygun bir yerde sağ şeride çekerek itfaiye aracının yol vermedir. Hızını artırarak itfaiye aracının daha hızlı gitmesini sağlamadır. Acil durum ikaz ışıklarını yakarak olduğu yerde durmalıdır. Kornaya basarak çevredekileri uyarmalıdır. Şimdi arkadaşlar unutulmamalıdır ki bakın unutulmamalıdır ki böyle bir durumda şunu söyleyelim. Eğer ambulansın gelindiğini haber aldıysan sen de şeritte devam ediyorsan bakın şeritte devam ediyorsan mutlaka şuradaki
sağ noktalardan birinde durman gerekiyor. Bakın sağ çekip durman gerekiyor. Yani ambulansın, itfaiyenin, polisin, organ nakil aracının, değil mi? Geçiş üssüne sahip araçlardan herhangi birinin geldiğini haber aldığın zaman seyir halinde giderken mutlaka ne yapman gerekiyor? Değil mi? Uygun bir yere çekeceksin. Yani sağ şeride çekeceksin ve aracın geçişini kolaylaştırman gerekiyor. Arkadaşlar zorlaştırmayacağız, değil mi? Aracın. Şimdi dikkat ederseniz burası iki yönlü bir karayolu. Sağdaki şeritteki yerler boş. Park etme yerleri boş. Uygun da. Buraya çekeceksin. Gerekirse hareket etmeyeceksin. Geçişine engel oluyorsan hareket etmeyeceksin. Duracaksın. Cevap burada tabii ki Adana seçeneğidir. Evet. 11'e bakalım. Sürücüler yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde hangisini yapmalıdır? Hızını azaltmalıdır. Değil mi? Hiç. Arkadaşlar hiç okumama da gerek kalmadı. Direkt cevabımız Adana seçeneğidir. Hemen 12'ye bakalım. Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri içinde karayollarında lastik tekerlekli traktörler için azami saatte kaç kilometredir? 40, 20, 10 ve 50 şeklinde verilmiş lastik tekerlekli traktörü sormuşlar. Bakın lastik tekerlekli traktörü sormuşlar. Lastik tekerlekli traktörler arkadaşlar yerleşim yerleri içerisinde bize nereyi soruyor? Yerleşim lastik tekerlekli traktör için azami hız yerleşim yeri içinde. Yerleşim yerleri içerisinde arkadaşlar lastik tekerlekli traktörün azami hızı 20'dir. Yerleşim yerleri dışında bakın yerleşim yerleri dışında da yine lastik tekerlekli traktörlerin hızı 30'dur. Bölünmüş karayollarında 40'tır. Otoyolda ise lastik tekerlekli traktörler otoyolda giremez arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu da yine sınavda soru olarak gelebilir dedik ve cevabımızın evet 20 olduğunu söyledik arkadaşlar. 20, 12. soru. Şöyle işaretleyelim ve geçelim. Sınav formatınız bu şekilde arkadaşlar. İstediğiniz soruya geri dönüş yapabilirsiniz. Bakın burada altta tıklama yaparak mesela 6. soruya geri gelmek istiyorsunuz. 6. soru gelir. Biz şu anda 13. soruya geldik. Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalara ne denir? Çevre koruma denir değil mi? Hiç. Çevre çevre hakkı tabii ki çevre koruma. 13. sorumuz. 14. sorumuza bakalım. Hangisi olası bir trafik kazasında araç içindeki ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir? A. Trafik kazalarının cezalarının pardon fazlalaştırılması. B. Araca daha geniş ebatta lastikler taktırılması. C. Seyir halindeyken emniyet kemerinin kullanılması. D. Motor gücü yüksek araç kullanılması. Ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi demek arkadaşlar. Seyir halindeyken emniyet kemerinin nedir takılması demektir değil mi? Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. 15'e bakalım. Geceleri karayolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması gerekir? Acil uyarı, park ışıkları, yakını gösteren ışıklar, uzağı gösteren ışıklar. Yakını gösteren ışıklar 25 metre ileriyi aydınlatır, yeşil ışık yanar. Uzağı gösteren ışıklar, arkadaşlar uzağı gösteren ışıklar hangi ışık yanıyordu? Mavi değil mi? Kaç metreyi aydınlatıyor? 100 metre. Yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken uzağa gösteren ışıklarımızı yakıyoruz. Dedik değil mi arkadaşlar? Bu da çok önemli. Tabii ki yakını gösteren ışıklar. Yakını gösteren ışıklar yine yağışlı ve sisli havalarda hangi farlar yakılır? Tabii ki yakını gösteren ışıklar cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Hemen 16'ya bakalım. Geçtik. Gözlerini açık tutmakta zorlanıyorsa, daralıyor ya da dikkatini toplayamıyorsa ne yapacağız? Soru okumaya gerek yok. Yola devam edilmeli, mola verilmeli.
gözler ovuşturmalı. Ne yapacaksın böyle bir durumda? Kesinlikle mola verilmelidir, değil mi arkadaşlar? Adana seçeneği 17. Verilenlerden hangisi araç geçmeden uyulması gereken kurallardan biri değildir? A. Başka araç tarafından geçilmiyor olmak. Bakın, geçilmiyor olmak, değil mi? Uyulması gereken kurallardan birisidir arkadaşlar. 17. Emniyet şeridini kullanarak öndeki aracı geçmek. Evet. Geçmeden önce sola dönüş ışığını yakmak. Karşı yönden gelen trafiği kontrol etmek. Emniyet şeridi kullanarak. Şimdi dikkat edin, soru farklı. Bakın, araç geçmede uyulması gereken kurallardan biri değildir. Bir kere Adana seçeneği var. Geçmeden önce sola dönüş ışığını yakmak var. Karşı yönden gelen trafiği kontrol etmek var. Fakat emniyet şeridi diyor. Bakın, emniyet şeridini kullanarak öndeki aracı geçmek. Tabii ki arkadaşlar, emniyet şeridi asla kullanılmaz. Cevap Denizli seçeneğidir. Hemen 18'e bakalım. 18. soru. Bakın, 18. sorumuz. Şekildeki trafik işaret levhası neyi bildirir diye sormuşlar. Ana yol, tali yol, kavşağına yaklaşıldığını. Diğer soruları, cevapları okumamıza hiç gerek kalmadı. Bakın, sağdan ve soldan tali yollardan ana yola araçların çıkabileceğini levhada ne yapıyor arkadaşlar? Bizi uyarıyor. Ana yol, tali yol, kavşağına yaklaşıldığını bize bildiriyor. Cevap Adana seçeneğidir. 18. sorumuz. Hemen geçelim. 19. Evet, verilenler bilgili için hangisi söylenebilir? Bir, azami yüklü ağırlığının %20'den fazla aşılması halinde yükü uygun hale getirilinceye kadar araç trafikten men edilir. İki, taşıma sınır üstünde yolcu alınması durumunda bütün sorumluluk ve giderler işletenine ait olmak üzere yolcuların en yakın yerleşim biriminde indirilmesi sağlanmalıdır. Şimdi burada da, evet arkadaşlar, burada da dikkat ederseniz, evet dikkat ederseniz, her ikisi de doğru, değil mi arkadaşlar? Verilenlere göre her ikisi de doğru. Bursa seçeneğidir. Doğru cevap. Evet, 20. sorumuz yine trafik levhalarından gelmiş, sınavda sık sık gelen sorulardan bir soru. İşaretlerden, trafik işaretlerinden hangisi uzunluk anlamında gabari sınırlamasıdır? Gabari nedir arkadaşlar? Gabari, araçların yüklü, uzunluk, genişlik ve yükseklik ölçülerini bize bildiriyor, değil mi? Bakın, burada A seçeneğinde yükseklik gabarisi, şurada Y koyalım. B seçeneğinde genişlik gabarisi, C seçeneğinde uzunluk gabarisi, D seçeneğinde dingil başına 6 tondan fazla yük taşıyan taşıtlarının girmesinin yasak olduğunu. Tabii ki bizde neyi sormuş? Uzunluk gabarisi hangisindedir arkadaşlar? Ceyhan seçeneğindedir. Doğru cevap. Hemen 21'e geçelim. Evet, kamyon, kamyonet ve romoklarda yükle birlikte yolcu taşınırken yukarıdaki verilenlerden hangilerinin yapılması zorunludur? Bir, yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi. İki, kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması. Üç, yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması. Burada da dikkat ederseniz arkadaşlar, yüklerin üzerine yolcu taşınmak, yüklerin üzerinde yolcu taşınması asla yapılmaması gereken bir olaydır, değil mi? Hepsini çizdiniz ve cevap direkt otomatik Ceyhan seçeneğinde çıktı. Bazı sorularda tereddüt ettiğiniz zaman arkadaşlar, bu tip sorularda tereddüt ettiğiniz zaman elediğiniz maddeyi üzerine çizin, hemen soru karşınıza çıkabiliyor. Buna da dikkat etmekte fayda var. Tabii ki Ceyhan seçeneğidir. 22'ye geçtik. 22 geldi. Bakın, yine trafik levhalarından gelmiş. Şekildeki trafik işaretine göre bir numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır? Bir numaralı, bakın. Yani şuradaki bir numaralı. Yani işarete göre sağdan daralan kaplama karşıdaki araca ne yapması gerekiyor? Daralan yolda, daralan bir yol, karşıdan gelene yol ve işareti var. Daralan yol kesimde karşıdan gelene yol vermektir. Şıkları hiç okumamıza gerek yok. Bakın, daralan kaplama dediğinde hemen şıkka, cevaba bakabilirsiniz. Denizli seçeneğidir. Doğru cevap. Hemen geçtim. Burayı da işaretledik. 23.
Taşıt yolu kaplama üzerine çizilen çizgilerden hangileri kurallara uymak şartıyla araçlar tarafından geçilebilir? Şimdi arkadaşlar unutulmamalıdır ki bize ne diyor? Taşıt yolu kaplama üzerine çizilen çizgilerden hangileri kurallara uymak şartıyla araçlar tarafından geçilebilir? Kesik yol çizgilerinde sollama yapılır, araç geçilir. Devamlı yol çizgisinde bakın devamlı yol işte şu gördüğümüz devamlı bir yol değil mi? Bölünmüş bir karayolu. Düşünün yan yana iki çizgi ya da tek çizgi. Tek çizgi iki yönlü karayolu, iki çizgi bölünmüş karayolunu. Devamlı çizgide ve yan yana iki çizgide arkadaşlar araçlar geçilemez. Burada dikkat ederseniz yalnız birdir. Yani kesik kesik çizgi. Kesik kesik çizgi dediğimiz şu çizgide araç ne yapabilir? Karşı tarafta ya da öndeki aracı sollayabilir. Bursa seçeneğidir. Doğru cevap. Evet, soruları cevaplarken arkadaşlar birden fazla bakın birden fazla ne yapıyoruz? Cevaplar vermeye çalışıyoruz. Siz de aynı şekilde yapın. Böyle olursa bundan dolayı, böyle olursa şundan dolayı diye en azından çıkabilecek tüm sorulara cevap verebilirsiniz. Hemen 24 gelsin. Arkadaşlar motoru soğutma sisteminde kullanılan nokta nokta donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır. Verilen ifadede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Saf su, asit, antifriz, elektrolit. Tabii burada da dikkat ederseniz arkadaşlar motorun soğutma sisteminde kullanılan antifriz donmayı ne yapar? Önler değil mi? Bakın antifrizdir. Cevap Ceyhan seçeneğidir. 25. Banko. Benim de en çok sevdiğim sorulardan birisi. Bakın şekilde soru işaretiyle gösterilen. Soru işaretimiz nerede? Burada bakın. Ve şaftan aldığı hareketi. Bakın şuradaki şaftan aldığı hareketi nereye iletiyor? Bunu sormuş. Aldığı hareketi aks. Şaftan aldığı hareketi aksa ileten güç aktarma organının adı. Şimdi şaftan alıyor. Şaftan aldığı hareketi de akslara iletiyor. Bakın şuradaki akslara iletiyor. Bunun adı nedir? Tabii ki diferansiyeldir. Güç aktarma organları arkadaşlar vites kutusu. Bakın vites kutusu. Motor, vites kutusu, şaft, diferansiyel, aks ve tekerleklerden oluşur. Bakın buradan %100, %100 mutlaka soru ne yapar arkadaşlar? Gelir. Burayı dikkat edin. Biz zaten YouTube kanalımızda detaylı bir şekilde anlatımını yaptık. Sadece sizlerin tekrar tekrar izlemesi önemlidir. Hemen geçelim 26'ya geçelim mi? Evet gelsin. Marşa basıldığında marş motor dönüyor ancak çalışmıyorsa ilk olarak aşağıdakilerden hangisi yapılır kontrol edilir? Akü suyu, depodaki yakıt seviyesi, bujiler, motor yağ seviyesi. Arkadaşlar şunu da unutmayın bakın unutulmamalıdır. Çok önemli. Daha önce de derste defalarca ben tekrarladım. Tekrarlamaya devam ediyorum. Marşa bastınız motor dönmüyorsa bakın dönmüyorsa aküden kaynaklı yani elektrik gelmiyor demektir. Fakat bize burada sorulan soruya dikkat edin. Marşa bastık, motor dönüyor. Motor dönüyorsa aküde problem yok. O zaman ne de problem var arkadaşlar? Depodaki yakıt miktarında sıkıntı var, değil mi? Cevabımız evet, Bursa seçeneğidir. Dedik, hemen geçtik. Evet, geçtik arkadaşlar 27'ye. İçten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardan hangileri kullanılır? LPG, benzin, motorin. Günümüzdeki araçlar içten yanmalıdır arkadaşlar biliyorsunuz. Günümüzdeki araçlar içten yanmalı oldukları için de tabii ki burada LPG bakın benzinli araçlarda bir kere LPG kullanılıyor. Bakın benzin yazıyorsa LPG'de kullanılır. Motorin de dizel araçlarda. Yani her üçü de arkadaşlar içten yanmalıdır cevabımız Denizli seçeneğidir. Hemen geçelim 28. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? Lastik basıncın düştüğünü, sis lambalarının yandığını, el freni çekili olduğunu, fren balatalarının
gerektiğini burada arkadaşlar bakın şöyle yapalım. Eğer şu şekilde devamlı bir çizgi varsa yuvarlağın içinde bir de dikkat işareti varsa bu el frenin çekili olduğunu gösterir. El freniyle fren balatalarının bakın fren balatalarının bittiğini karıştırıyoruz. Burada dikkat edin bu fren şekil fren balatasını gösteriyor. El freni işte burada. Cevabımız tabii ki Denizli seçeneğidir. Deniz seçeneği dedik ve geçtik arkadaşlar. 29. sorumuza. Araç gösterge panelinde ABS uyarı ışığının yanması aracın hangi sisteminde arıza olduğunu bildirir. ABS demek ne demek arkadaşlar? ABS, ESR, ASR bunlar fren değil mi? Fren sistemi, savrulma. ABS fren sistemini gösteriyor arkadaşlar. Bakın fren sistemini Bursa seçeneğidir. Doğru cevap. Hemen geçtik 30. sorumuza. Seyir halindeyken gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanması durumunda işte hangisi yapılmalıdır? Araç güvenli bir şekilde durdurulmalı ve aracın kontağı kapatılmalıdır. Araç ışıkları açılıp kapatılmalıdır. Dörtlü ikaz lambaları yakılarak yola devam edilmelidir. Hız azaltılarak sürüşe devam edilir. Şimdi dikkat edersek arkadaşlar seyir halinde işte aracın gösterge panelinde yağ lambasının yandığını gördünüz. Şimdi yağ lambası yandığı anda şarj lambası yandığı anda bize bir soru işareti koymuş değil mi? Ne yapın diyor? Aracınızı sağ tarafa çekin, güvenli bir şekilde durun diye sorunuzu çözün öyle devam edin. Arkadaşlar burada dikkat 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 diyor. Evet yani Adana seçeneğidir 30. sorumuz. Hemen geçelim. Bakalım. 31. 31. sorumuz araçta yanmış bir sigortayı daha yüksek amperli bir sigorta ile değiştirmek ya da telle sarmak. Ne kadar tehlikeli. Bakın telle sarmak. Aracı yakarsın arkadaşım. Kesinlikle. Tesisatı yakarsın. Yüksek amperli bir sigortayla değiştirmek de yine aracı ne yapmak demektir? Aracı yakmak, tesisatı yakmak demektir. Asla yapılmaması gereken hareketlerden birisidir. Cevap Adana seçeneği. Bakın elektrik tesisatının yanması. Diğerlerini okumama hiç gerek kalmadı arkadaşlar. Bazı sorularda şıkları hiç okumanıza da gerek yok. Soruyu okudunuz direkt bakın cevap size bakıyor. Hemen işaretleyin geçin. Evet. Adana seçeneği 32'ye bakalım. 32 hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz? Camlar açık şekilde seyahat etmek olur. Hava filtresinin değiştirilmesi kesinlikle olmaz. Ama tereddüt ettim okumak istiyorum. Ani duruş kalkış olur. Klimanın açık olması olur. Tabii ki hava filtresinin değiştirilmesi değil mi? Bakın değiştirilmemesi deseydi eyvallah. O zaman neydi? Olurdu değil mi? Yakıt tüketiminin ani duruş kalkış değil mi? Devirli araç kullanmamak yine fazla yakıt yakmaya sebeptir. Arkadaşlar cevap Bursa seçeneğidir. Hemen geçtik 33'e. 33. sorumuz ilk yardımdan gelmiş. Bacaktaki kanamalarda şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır? Boyun kası, koltuk altı, köprü kemiği üzeri. Tabii dikkat edin arkadaşlar, dikkat edin. Bacaktaki kanamalarda tabii ki şurada bakın kasık gösteriyor değil mi? Kasıktır. Bu bölge yani kasık bölgesine basınç uygulanması gerekiyor. Bursa seçeneğidir. Şekilde zaten ne kadar kolay olduğunu size göstermişler. 34. soru kazızedeye sözlü uyaranla ya da hafifçe omzuna dokunarak iyi misiniz? İyi misiniz dediğiniz anda bakın sorunun cevabı çıktı. Nedir arkadaşlar? Bilinç durumunu kontrol ediyorsunuz değil mi? Hastanın bilinç durumunu kontrol ediyorsunuz. Yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Durumu nedir, ne değildir? Gibi böyle bir durumda hasta yaralının
Bilinç kontrolünü yapmış oluyoruz. Tabii ki Denizli seçeneğidir. Hemen geçik 35. Bilincin kapalı olması durumunda dilin geriye kayması ya da solunum yoluna yabancı cisim kaçması gibi nedenlere bağlı olarak solunum yolu tıkanabilir. Bu durumda kazilerin boyun travması yoksa hava yolunu açmak için ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın yarı yüzü koyun yan pozisyon, koma pozisyonu mu veriyoruz? Şok pozisyonu bacaklar 30 santim yukarı kaldırıyor. Baş geri çene yukarı pozisyonu mu veriyoruz? Tabii ki bakın dikkat ederseniz arkadaşlar sorular çok çok kolay. Sadece neye dikkat edeceğiz? Sadece sorunun ne demek istediğini iyi anlayın. Boyun travması yoksa hava yolunu açmak için ne yaparız? Baş çene pozisyonunu veririz, değil mi? Baş çene pozisyonu veririz. Hemen geçtik. 36'ya ilk yardım soruları gelmeye devam ediyor. Bakın. Bilinci açık ve tam tıkanıklık yaşayan bir kazideye. Tam tıkanık. Hemlik manevrası. Tam tıkanma hemlik manevrasıdır. İlk yardımcının uygulama sıralaması nasıl olmalıdır? Bir kuvvet arkaya ve yukarı doğru bastırılır. İki kazidenin arkasına geçip sarılarak gövdesi kavranır. Üç, bir elin baş parmağı midenin üst kısmına göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yapılır. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Hemlik manevrası tam tıkanma dediğimiz karına bası uygulamadır. Her şeyden önce öncelikle hasta yaranın arkasına geçiyoruz değil mi? Arkasına. Birinci yapmamız gereken nedir? Hasta yaralının değil mi? Hasta yaralının arkasına geçeceğiz. Saracağız gövdesini. Sonra bir elin baş parmağı midenin üstüne, midenin hemen üstüne geliyor. Göğüs kemiğini altına alacak şekilde yumruk yapacağız. O zaman 2 ve 3'ü önce yapıyoruz, değil mi? Sonra da kuvvetli bir şekilde yukarı bastıracağız. Arkaya ve yukarı doğru bastıracağız. Hangi seçenekte var? Adana seçeneğinde var. Doğru cevap. Hemen geçtik 36 Adana dedikten sonra 37'ye bakalım. 37. sorumuz verilenlerden hangileri vücutta bu amaç için belirlenmiş basınç uygulama noktalarındandır? Atardamar kanamalarında kısa zamanda çok kan kaybetmemek için kanayan yer üzerine veya kanayan yere yakın bir üst atardamar bölgesine basınç uygulanır. Buna göre boyun, koltuk altı, köprücük kemiği üzeri. Şimdi böyle bir durumda arkadaşlar her üçü de değil mi? Her üçü de uygulama noktalarındandır. Bursa seçeneğidir. Doğru cevap. Hemen 38'e bakalım. Animasyonun sınav sorusu bakalım. Olay yerinde araç sürücüsü ilk yardımın temel uygulamalarından hangisini gerçekleştirmektedir? Animasyonumuzu izliyoruz. Kurtarma, bildirme, koruma, tedavi. Burada da dikkat ederseniz arkadaşlar bir kaza olmuş değil mi? Bakın kaza olmuş. Dikkat edin araçlar kaza yapmış reflektörlerini koymuşlar koruma altına almışlar. Fakat bunu bize göstermiyor. Bakın korumayı göstermiyor. Şuradaki vatandaşın elindeki telefon karşıya bir şeyler anlattığını söylüyor değil mi? Nerede bulunuyor? Bir bildirimde bulunuyor değil mi? Bir bildirimde bulunuyor. Dikkat edin. Bir daha izleyelim. Bakın animasyonun sınav sorumuz. Bakın. Evet. Şu anda bir şeyler anlatıyor. El kol hareketlerine bakarsanız, ayak hareketlerine bakarsanız bir şeylerin anlattığını değil mi? Anlattığını görüyorsunuz. Tabii ki Bursa seçeneğidir. Doğru cevap. Hemen 39'a bakalım. Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır? Dış kanamalarda. A kanayan bölgenin kalp hizasının altına indirilmesi, B kanayan yere uzak basınç noktasına baskı uygulanması, C uzuv kopması durumunda turnike uygulamaktan kaçınılması, D kanama durmazsa ikinci bir bez koyarak basıncın artırılması. Tabii ki arkadaşlar direkt cevabın Denizli seçeneği olduğu çıktı değil mi? Diğerleri kesinlikle yanlıştır. Ve Deniz seçeneği olduğu aşikar. Hemen 40'a bakalım. Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı hali hangisidir? Uzun süreli bilinç kaybıdır.
Uzun süreli bilinç kaybı, yutkunma, öksürük gibi reflekslerin, dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması gibi ortaya çıkan nedir arkadaşlar? Komadır değil mi? Koma, yarı yüzü koyun, yan pozisyondur. Bakın bayılma kısa sürelidir değil mi? Şok. Ayaklar 30 santim yukarı kaldırılıyor. Şimdi burada direkt cevabımız deniz seçeneği oldu çıktı. Hemen geçelim 41'e. Verilenlerde hangisi 112'nin aranması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir? Herhangi bir ilk yardım uygulaması yapıldıysa ne yapıldığının belirtilmesi, B kesin yer ve adres bilgilerini vermekten kaçınılması, C kimin hangi numaradan arandığının bildirilmesi, D 112 tarafından sorulan sorulara net bilgi verilmesi. Tabii ki burada da cevabımız kesin, bakın burada biri değildir diyor. Kesin yer ve adres bilgilerini vermekten kaçınması yanlıştır. 42 baş ve omurga yaralanması olmayan bilinci kapalı kazidenin hava yolunu açmak için kazideye hangi pozisyon verilir? Az önce yine çözmüştük arkadaşlar. Baş çene pozisyonu değil mi? Bakın baş çene pozisyonumuzun veriliş şekli Adana seçeneğidir. 42. soru. 43'e bakalım. 43. Aşağıdakilerden hangisi delici karın yaralanması olan kazizedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarından biri değildir? Bilinç kontrolünün yapılması, yaşam bulgularının sık sık izlenmesi, C dışarı çıkan organların içeri sokulmaya çalışılması, bilinci yerinde ise sırt üstü pozisyondaki bacakları bükülmüş olarak yatırılması. Delici karın yaralanmalarında arkadaşlar dışarı çıkan organlar asla içeri nedir? Alınmaz. Cevap Ceyhan seçeneğidir. 44. Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır? Akciğer, kalp, böbrekler ve pankreas. Tabii ki arkadaşlar solunum sistemi organları akciğerler değil mi? Akciğerlerdir. Hemen geçtik 45'e. Yukarıdakilerden hangileri trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir? Bir geçiş üstüne sahip araçlara yol vermek. İki aşırı hız yaparak diğer sürücülerin dikkatlerini dağıtmak. 3 engelli olmadığı halde engelli kişiler için ayrılmış yerlere park etmek. Tabi burada da dikkat edin arkadaşlar. Bize sorulan soru bireye yapılan hak ihlallerindendir. Bakın aşırı hız yaparak diğer sürücülerin dikkatlerini dağıtmak. Engelli olmadığı halde engelli kişiler için ayrılmış yerlere park etmek. Bunlar birey hakkıdır. Yani 2 ile 3 birey hakkıdır arkadaşlar. Geçiş üstüne sahip araçlara yol vermek. Bakın yol vermemek deseydi eyvallah ama yol vermek demiş bakın. Cevap tabii ki Ceyhan seçeneğidir. Hemen 46'ya bakalım. Yine bir animasyonlu sınav sorusu. Videodaki araç sürücüsü nasıl davranmalıdır? İzleyin arkadaşlar. Siz izlerken ben de cevapları okuyayım. Hızını azaltıp sol taraftaki aracın sağ şeride girmesine izin vermeli. Hızını artırıp öndeki araca yakınlaşmalı. Sol şeride geçmeli. Acil durum ikazlarını yakıp durmalı. Şimdi burada neye dikkat edeceğiz? Bakın animasyonumuzu tekrar izleyelim. Ve animasyonumuzu izlerken bizler şu anda hareket ediyoruz. Bakın şuradaki şeritte devam ediyoruz. Fakat solda şu araç, evet bakın şuradaki bir araç geçti değil mi? Bu araç sinyal veriyor değil mi? Sağ sinyal veriyor. Sağ sinyal veren araca biz ne yapacağız? Hızımızı azaltacağız ya da artıracağız arkadaşlar. Bakın hızımızı azaltıp sol şerit taraftaki aracın sağ şeride geçmesine ne yapmamız gerekiyor? Arkadaşlar yol vermemiz yani kesik kesik çizgilerden dolayı bakın kesik çizgilerden dolayı sağ geçmesine yardımcı olmamız söz konusu cevap Adana seçeneğidir. Hemen geçtik 47 gereksiz yere korna çalınması, egzoz susturucularının orijinalinin bozulması, araç camlarının açılarak yüksek sesle müzik dinlenilmesi, verilen davranışların yapılması hangisine sebep olur? Bakın olur. Tabii ki gürültü değil mi? Bak gereksiz yere korna çalmak arkadaşlar asla benim en hiç sevmediğim bir olay. Gereksiz yere korna çalmak. Egzoz susturucunun orijinalinin bozulması. Araç camlarını açarak yüksek sesle müzik dinlemek. Kesinlikle gürültü kirlilidir. Yasaktır arkadaşlar. Gürültü kirliliği yasaktır. Bunu da yapmamak lazım. Denizli seçeneğidir. Doğru cevap. 48.
Trafik kazası geçiren kişiler canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler. Görürler mi arkadaşlar? Kesinlikle görürler. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerine ve topluma olumsuz yansır mı? Kesinlikle yansır. Her ikisi de burada nedir? Her ikisi de tabii ki doğrudur. 48. soru. Deniz seçeneği 49. Verilenlerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir? Bakın, olumlu davranış özelliklerindendir. Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek, paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak, kendini üstün görmek, kendi kendine kurallar koymak. Tabii ki burada da paylaşmayı bilmek, değil mi? Sürücüye beklenen olumlu davranış diyor. Paylaşmayı bilmek, saygılı olmak nedir? Olumlu davranıştır. Bursa seçeneğidir. Son soruya geldik arkadaşlar. Trafikte yaşanan öfke duygusu verilenlerden hangisine yol açabilmektedir? Sürücülük yeteneğinin olumsuz yönde etkilenmesine, kazaya karışma olasılığının azalmasına, kural ihlallerinin azalmasına, direksiyon hakimiyetinin artmasına. Tabii ki burada da dikkat ederseniz. Öfke duygusu hangisine yol açar? Öfkeyle kalkan zararla oturur. Kaza yapmaya da birebir olumsuz yansır arkadaşlar. Tabii ki sürücülük yeteneğinin olumsuz yönde etkilenmesine sebep olur. Evet arkadaşlar, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bütün konu ve soruların hepsi kanallarımızda mevcut. Ehliyet alıyorum kanalı tamamen ehliyetle ilgili arkadaşlar. SRC soruları da yayınlanmışsa mutlaka onları da izleyin. Onlar da yine ehliyet sorularıdır. Bilginiz olsun. Hepinize başarılar diliyoruz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.